Emekli maaşlarında ara zam hesaplaması tamamlandı. İşte en düşük emekli maaşı. Emekli maaşları için geri sayım hız kazandı. Milyonlarca emekli 3 Temmuz tarihinde alacağı zamlı maaşları resmi olarak öğrenecek. Ancak 3 Temmuz öncesinde pek çok emeklinin ne kadar alacağı aşağı yukarı belli olmuş oldu. İşte detaylar ülkemizde emekli maaşlarına gelecek olan zam son dönemlerin en büyük gündem maddelerini oluşturdu. Yıl başında tüm emeklinin zam oranı %49,25 oranında eşitlenmişti. Peki, Temmuz ayında emeklilere ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte aktarılan son rakamlar. Temmuz emekli maaş zammı emeklilerin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon rakamları sonrasında ülkemizdeki milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam netleşecek. Gözler TÜİK'e çevrildi. Haziran ayının enflasyon oranları açıklanacak. Gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrilmiş durumda. Ocak-mayıs dönemi için enflasyon oranları %22,72 olarak açıklanıştı. 2024 Temmuz için emekli aylıklarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Emekliye refah payı verilecek mi? Emekliler maaşlarına gelecek olan maaş zammı sonrasında refah payının gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, refah payı olarak kamuoyunda 3 rakamdan bahsedilmektedir. Bunlar %5, %10, %15 olarak söylenmektedir. Bana göre en güçlü tahminin %5 oranında olacağını varsayıyorum. Eğer bu şekilde belirlenirse Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklisi %25,81 %5 refah payı ile birlikte %30,81 oranında zam alacaktır. Diğer varyasyonlarda ise kabaca %35 ve %40 olacağını söylemek mümkündür. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerine zam eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklileri %5 oranında daha fazla refah payını alacaktır açıklamasını yaptı. En düşük emekli maaşı. Yapılan bu hesaplamalara göre en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye ya da 15.000 TL'ye kadar çıkabilir ancak resmi bir açıklamanın gelmesi için TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklaması gerekiyor.